Bir düşünce havasından daha iyi akşamlar, merhabalar. Bundan yaklaşık 70 yıl önce yanı başımızda 20. yüzyıl tarihinin en büyük dramlarından biri yaşandı. Bu dramın adı Ahıska, Ahıska dramı. 70 yıl boyunca Ahıska'dan sürgün edilenler dünyanın değişik yerlerinde, özellikle Sovyet coğrafyasında çok ağır işkencelere, çok ağır hayat koşullarına sahip yaşadılar. Büyük acılar çektiler. Yaklaşık üzerinden 70 yıl geçti. Bu yıllarda Soğuk Savaş sonrası dönemde ise yine büyük savrulmalar yaşıyorlar. Gittikleri ülkelerden, başta Türkiye olmak üzere, başka ülkelere göç ediyorlar. Ve en büyük hayalleri doğdukları, büyüdükleri vatanlarına yeniden dönebilmek. Ahıska'ya yeniden dönebilmek. Bugün konuğumla birlikte Ahıska dramını konuşacağım. Konuğum kim? Sizin kamuoyunun yakından bildiği, takip ettiği bir isim Yalçın Topçu. Eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ama şu sıralarda Sayın Topçu bir düşünce merkezinin, yerli düşünce derneğinin onursal başkanı. Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk hocam. İyi akşamlar. Aslında tahmin ediyorum kamuoyu sizin Ahıskalı tarafınızı fazla bilmiyor. Evet. Bilenler sınırlı, ben biliyorum ama çok teşekkür, bir Ahıskalı göçmen ailenin çocuğusunuz. Evet. Siz Türkiye'nin genel siyasetinde önemli roller üstlendiniz ama aynı zamanda yüreğiniz, kalbiniz hep bu Ahıska dramı üzerinden çarptı, attı. Bugün birlikte Ahıska'yı konuşalım. Aslında şöyle genel olarak bakıldığı zaman evet, dar bir çevrede Ahıska dramı, Ahıska'nın neresi olduğu Türkiye'de biliniyor ama kamuoyunda çok da fazla Ahıska denildiği zaman, tahmin ediyorum özellikle yeni kuşaklar, Ahıska neresi denildiği zaman çok da fazla cevap verebilecek durumda değiller. Bir, yani sanki yüreğimizde ama aynı zamanda da uzakta bir dram yaşanıyor gibi bir hisse kapılıyor insan bu tablo karşısında. İsterseniz sohbetimize buradan başlayalım. Ahıska neresi? Yıldızlarda, uzayda bir yer mi? Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel özetlediniz, öncelikle onu ifade edeyim. Ağzınıza sağlık. Hocam, girişi herhalde şöyle yapsak doğrudur. Bizim 70 yıllık çile dediniz, doğru. En büyük çile o da. 93 muhaciri bir ailenin çocuğuyum ben. Bu Ermeni soykırım iddialarıyla alakalı bizim tırnak içinde aydınlarımız bir takım ahkamlar keserken ben dayanamadım en sonunda. Dedim ki ya yavrum, bana masal anlatma dedim. Ben çocukluğu ocak başında, nene kucağında Ermenilerin bize hangi zulümleri yaptığını dinleyerek büyümüş biriyim. Evet, biz Ahıska'yı ocak başında, nene kucağında o ağıtları dinleyerek büyüdüm ben. Onun için hep kalbimizin bir tarafında durur, saklıdır ve böyle bir kimliği taşıdığım için de onur ve şeref duyarım. Tabii onun ötesinde siyasi bir kimliğimiz olması hasabiyle 15-16 yaşlarında biz Kürşad'ın narasıyla Tanrı Dağı'ndan indik. Orhun'da bir su içtik. Oradan dedik ki Türk'e kefen biçenin ölümü korkunç olur. Sonra Hira'ya çıktık. İslam'ın kaynağıyla ruhumuzu tam manasıyla sağanağa tabi tutturduk ve dedik ki ümmete de kefen biçenin ölümü korkunç olur. Bizim Ahıskalı şair 93 harbi başladığı zaman bir dörtlük yazıyor. İsmi de bilinmiyor. Çoğu da anonim olarak nitelendiriliyor. Söylediği aynen şu: Ahıska can idi gitti, lisanı Türk idi bitti, Sultan Hamid'e selam olsun, İstanbul'un kilidi gitti. Evet. Çok önemli bir tespit. Ahıska, çok güzel bir dörtlük tabii, gerçekten. Stratejik olarak, yani tabiat güzelliğinin vesairesinin tarıma, hayvancılığa elverişli olmasının öte tarafında, stratejik olarak da Asya'nın ön tarafı, Avrupa'ya açılan bir kapı ve çok ciddi savunma alanları oluşturulabilecek bir coğrafya. Kafkasya'nın altı, işte bizim topraklarımıza göre Kuzey Anadolu diye tarif edeceğimiz bir bölgenin hemen yanında. Zaten daha evvelde Osmanlı, kadim Osmanlı toprağı, bizim Posof'a 15 kilometre. Zaten son 20 yıldır hep Ahıska Türkleri dünyanın her yerinde, evet, Osmanlı Türkleri. Tabii.
Türkiye Türkleri olarak ve, etiketleniyor, evet, değerlendiriliyor. Evet hocam. Siz çok daha iyi bilirsiniz. İşte Ural Altay Dil Grubu'nda mesela Ahıska Türkleri ile ilgili kuvvetle muhtemel bazı tarihçiler Kıpçak Türklerinden olduğunu söylerler. Ben böyle buğday tenliyim, belki ela gözlüyüm falan ama bizim sülalemizde de gerçekten zaten haliniz gibi mavi gözlü, sarı saçlı Kıpçaklar biliyorsunuz Türklerin, evet, en yakışıklı boyuymuş, en güzel, tabii, boyuymuş. Kıpçak Türklerinden olduğunu söylerler. Ama zaten o coğrafi olarak da Kafkasya'dan, Ahıska'dan iner. Hı hı. Kars'ın kuzeyinden, Ardahan'dan, evet, Erzurum'dan, evet, Gümüşhane'ye, Bayburt'a doğru gelen. Aynen öyle. Gümüşhane, Bayburt, kolu, Oltu, Olur. Belki Doğu Karadeniz'de, evet, ağırlıklı olarak. Doğu Karadeniz böyle dağlarında. Söylenir. Evet. Ama rahmetli nenem mesela böyle çok kahirlendiği zaman, o lafını hiç unutmam, oğul Oğuz'u begetmezler derdi. Oğuz Türklerinden olmamızı Dede Korkut. O da öyle bir tespiti, evet, var. Dede Korkut da diyor ki Oğuz Türkleri boyundandır. Çünkü konuştuğumuz Türkçe tıpkı bu Anadolu Türkçesidir. Fakat Doğu Anadolu ve Kafkasya, evet, özellikle Güney Kafkasya, Kıpçak Türkleri ile Oğuz Türklerinin tarihsel olarak harmanlandığı, kendilerine, hı, göre bir sentez oluşturdukları, evet, dilde de öyle mesela. Dilde işte sizin konuştuğunuz öyle mevzu aslında yani, bu. Çünkü yani o şimdi bizim dilimize baktığımız zaman yani işte şu anda anam mesela tam bir Ahıska lehçesi kullanır. O lehçeyle konuşur. Anamın konuştuğu Türkçe öpöz eski Oğuz Türkçesi diye tabir edilen Türkçe. Bu noktadan hareket edilince Ahıska Türklerinin ifade ettiğiniz gibi işte 70 yıl evvel 1944 Stalin sürgünü. Bir gece vakti insanlar 2 saat içerisinde trenlere doldurularak İşte o günkü Sovyetler coğrafyası addedilen Kazak, Kırgız, Özbek gibi coğrafyalara sürgün ediliyorlar. Tarihçilerin bazılarına göre 150 bin, bazılarına göre 80 bin, bazılarına göre bir Alman tarihçinin kuvvetle iddiası da 200 bin. Ve bunların 120 bini diyor yolda açlıktan, susuzluktan, hastalıktan, çünkü hayvan vagonlarıyla bunları gönderiyorlar. Kırım'da da olan aynıydı. Tabii aynı. 44'teki Kırım, sürgün ve soykırımı gibi Ahıska'da da aynı soykırım uygulanıyor Stalin tarafından. Ve nedeni Anadolu'nun tam yarbaşı diye tabir edilen coğrafyayı Türk ve Müslüman unsurlardan arındırmak. Stratejik zaten bizzat Stalin'in imzası var. Zaten bunlarda demin üzerinde bir miktar durduk. Coğrafi olarak Ahıska bugünkü Ardahan, Kars illerimizin, evet, hemen Gürcistan içindeki sınırlarında, evet, yer alan, evet, bölgeye diyoruz tarihsel, evet, olarak. Evet. Güneyinde bugünkü Ermenistan var. Evet. Doğu tarafında Azerbaycan var. Evet. Yukarıda da gene Gürcistan'ın, evet, Borçalı bölgesi var. Evet. Değil mi? Evet. Ki orada da, evet, Borçalı Ahıskarları ve Türkler, evet, var. Geçen bizim ziyaretimize yerli düşünceye Azerbaycan Ocakları Genel Başkanı geldi. O da Borçalı Ahıska Türklerinden birisi. Azerbaycan'a, evet, gitmiş, yerleşmiş. Evet. Hocam ifade ettiğiniz gibi işte bu neticede o günkü Sovyet anlayışı, yani Stalin'in o günkü getirdiği anlayış, ne yazık ki bu Turan kavimlerinden olan kavimleri birbirine kırdırttırmayı becermiş. Gerekçeleri aslında Almanlarla işbirliği yaptıkları ve ihanet ettikleri, evet, yönünde yani bir şey var. Gerekçeleri, sürgüne böyle var bir gerekçe Kırım buluyorlar. Türkleri içinde, Kırım Türkleri içinde, aynı. Evet. Çok doğru hocam. Ama ne yazık ki bu arada İşte Ahıskalı erkeklerin hemen hemen askerlik yaşında olanların bir tamamını Alman ordularıyla savaşmak için cepheye aldırılıyor. Çok trajedik hikayeler var. Yani madalyaya bakarak kolunu, bacağını kaybetmiş bir gazi işte diyor ki biz bunlar için savaştık. Kol geliyor ki evi yok. Aslında Ahıska hikayesi, Kırım meselesi de çok dramatik. Ama hiç olmazsa Kırım, geçenlerde vefat eden ünlü romancı, hikayeci üzerinden bir miktar hikayesi yazılabildi değil mi? Evet. Cengiz Dağcı üzerinden. Fakat evet, daha şey, sanki Ahıska meselesinin hikayesi de yeteri kadar yazılamadı. Belki bu kadar gözden uzak olma sebeplerinden birisi bu. Çünkü edebiyat, sinema, akademik eserler sonunda bir algı yaratıyor. Bir tarih bilinci oluşturuyor. Oysa burada Ahıska'da sanki flu bir bilinç var. Yani, evet, derinliği fazla görünmeyen. Büyük bir acı var ortada, büyük bir dram var. Çok doğru. Fakat paylaşılamayan bir dram. Dramın ne olduğu yeteri kadar hissediliyor ama ifade edilemiyor.
Bu eksiklik belki önemli çok, bir eksiklik. Çok ciddi bir ama ciddi bir bölgede şair geleneği var değil mi tarihsel olarak? Evet. Aşık geleneği. Çok ciddi bir aşık geleneği var. Bir sözlü anlatım, hikayeleştirilmiş gelenek var. Hocam takdir edersiniz ki zaten Kafkas kavimleri hemen hemen bir tamamı Çarlık Rusya zamanında da Sovyet Rusya zamanında da ciddi bir soykırıma ve yok edilmeye tabi tutulmuş. Aslında 300 yıldan daha uzun sürüyor tabii, bu. Tabii. İşte 1864'ten bahsediyoruz mesela meşhur o Çerkez soykırım ve sürgünü. Mesela ben çok... Geçen Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Putin'e cevap verirken değil mi? Onların üzerinden bir cevap verdi. Çok isabet etti. Allah razı olsun. Dua ediyoruz. Evet. Yani ben mesela çok Çerkez dostlarım var. Çünkü benim büyük nene tarafım Lezgi. Evet. Babamın dedesi Ahıska Türk'ü, babamın nenesi Lezgi. Evet. Ben hala daha Karadeniz'in balığını yemeyen Çerkez dostlarımızı, akrabalarımızı, kardeşlerimizi bilirim. Yani o sürgün sırasında. Lezgiler Anadolu'da fazla bilinmiyor ama Kafkasya'nın en renkli halklarından birisi değil mi? Evet. Ya Karadenizler gibi espri kabiliyetleri yüksek, fıkra anlatmaya bayılırlar. Evet. Bizim de tabii rahmetli işte benim nenemin bize aktardığı, kaynanasından aktardığı çok kızdığı zaman benim Lezgi damarımı çıkartmayın dermiş. Bildiğimiz bu kadar. Tabii bu insanlar neticede canlarını kurtarmışlar. Buralara gelmişler. İşte bir film, bir edebiyat, işte bir sanat noktasıyla tanıtma vesaire falan. Cidden çok büyük zulme ve kırıma uğramış insanların halime darı kalmıyor. Mesela benim dedeme şehirli mevlüt derlerdi. Şehirli mevlüt. Evet. Yani şehirden gelen mevlüt. Dedemin ismi Mevlüt. Şehirden niye gitmiş dedem? Ahıska'dan gelmişler. Posof'a. 15 kilometre bu taraf. Cacun diye bir yere yerleşmişler. Mal orada kalmış. Davar orada kalmış. Zaten o zaman Çarlık Rusya Ermeni ve Gürcü ile Ahıska'nın üzerine gelmiş. Ciddi savaşlar var aslında. Osmanlı devrinde de yani sonradan Atabekler diye işte belki konuşacağımız devlet kurmuşlar vesaire falan. Aslında Çar Rusya'sına Ahıskalı sen gel buyur ben de teslim oldum falan dememiş. Yani Osmanlı güç kaybettikçe sonra bilahare bağımsız devlet vesaire Kars'a bağlı bağımsız devlet falan ilan etmişler falan ama neticede ne olmuş? Bağ bahçeyi işte her şeyi bırakmış gelmiş bu tarafa canını kurtaran rahmetli zaten nenem. Zaten erken gelenler bu tarafa gelebiliyor. Tabii. Aynen yoksa öyle. Sürgündekiler doğru Asya'ya, ya, o Kaş Ocakları'na, Sibirya'ya. Kalanlar zaten işte ona, Stalin döneminde ona. Evet. Mesela rahmetli nenem anlatırdı ki o zaman benim nenem yani, babamın nenesi değil. 4-5 yaşlarında Rus kadanaları derler bizde ata. Onların atlarına Rus kadanası diye tarif ederler. Kadanaların ah buyur dışkısını kurutur, ondan seçilen arpayı yıkar. Bu vaziyette sacda kavururlarmış. Bu vaziyette geliyorlar yani 15 kilometre yolda gelene kadar rahmetli işte nenem falan anlatırdı ki işte bibisi ölmüş bilmem kimin işte yenge derdi geçmiş gün şimdi isimlerini hatırlayamıyorum. Yani birçok insan o 15 kiloluk mesafede hayatını kaybetmiş. Neticede dedemgil bir halükarda büyük dedem babamın dedesi Ardahan Hallefendi Mahallesi'ne sonradan Hallefendi Mahallesi oluyor. Ardahan'ın kurtuluşunda benim büyük dedelerimin ciddi katkıları var. İşte Ali Topçular, Zaloğlu Rüstem diye bilinen dedelerimin birisi. Oradan işte sağda solda bizim Ahıska kökenli insanlar çok zanaatkardır. Duvar ustalığı yapıyor. İşte oradan diyelim ki yarım çuval bir arpa eline geçiyor. Üyütecek. Nerede üyütecek? Neticede Ardahan küçük bir yer ama şehir. Değirmene gidecek. Nerede değirmen var? Şadivan eski ismi. Nenemin köyü. Şimdi Çatalköprü. Orada değirmen. İşte bu Mevlüt dedemi de yanına alıyor. O Hüseyin dede. Onun adı Hüseyin. Onun babası da Bilal. Onu yanına alıyor. Geliyor. Tabii kurayı geçiyorlar. Yoruluyorlar. Ardahan'la o köyün arası aşağı yukarı 20 kilometre falan. Nenemgil'in de şu anda mektebin olduğu yer. Yani okulun olduğu yer Nenemgil'in toprakları. Orada lahana tarlaları varmış. Nenem de orada çalışıyormuş. Diyor ki ya şey Mevlüt diyor, oğulcan diyor, av kızdan diyor bir su iste de içelim, dilimiz damağımız pişti. Neyse istiyor. Bu arada Hüseyin dedem bakıyor ki, dedem bakıyor neneme. Dönünce Ardahan'a diyor ki, ya bu Şadivan'da diyor Haydar Ağa'nın kızı varmış diyor. Gerçi onlara da Lezgi diyorlar diyor da, keşke diyor oğlana o kızı verseler de.
Oğlan kendini kurtarsa bari. Yok bir şey yani. Hiçbir şey yok. Neyse işte demek ki nasip oluyor. Ama dedem, yani büyük nenemin babası şart koşuyor. Buraya gelecek diyor. Bana vereceksin diyor. Dedemi onun için köyde, yani o civar köyler bilir. Çünkü sonradan o 1915-20 arasında yine bir işgalle karşı karşıya tabii. Kars ve civarı 30 sene Rus işgali altında kalıyor. Ahıska'dan vazgeçtik. Bizim şair diyor ya, İstanbul'un kilidi gitti. Adamlar Kars'a, Erzurum'a kadar iniyorlar. Dedemin orada dil bilmesi hasabiyle, Ermenice, Gürcüce vesaire bilmesi hasabiyle çok ciddi katkıları vardır. Evet. Şehirli Mevlüt denildiği zaman yeniden hala döneriz ama istersen evet, şu şeye bir miktar daha dönelim. Bu dramatik sürgüne. Dramatik sürgüne. Yani bu dünyanın her yerine, özellikle Sovyet coğrafyasına dağıtılıyorlar. Bugün Kazakistan, Özbekistan başta olmak üzere bütün Orta Asya'ya yayılıyorlar. Önemli, çok dramatik bir göç bu ve dediğiniz gibi yarısından çoğu yollarda evet, ölüyor. Gittikleri ülkelerde dikiş tutmakta zorlanıyorlar. Değişik ayrımcılıklarla karşı karşıya kalıyorlar. Hatırlayın, Sovyetler Birliği çöktükten sonra ünlü Fergana olayları, değil mi? Özbeklerle işte Ahıska Türkler arasında çok dramatik çatışmalara sahne oldu. Pek çok Ahıska Türk'ü kaybedildi. İşte hatırlayın, o dönem ilk defa Türk kamuoyu oradaki Mesket Türkleri diye bu Ahıskalıları tanıdı ve Ahıska diye bir yerin olduğunu, evet, buradaki Türklerin sürgün olduğunu yeniden keşfetti. Bunun üzerine değişik yorumlar oldu, heyecanlar harekete geçti. Fakat yeniden heyecanlar zaman içinde soldu ve unutuldu. Bu sürgünle ilgili bizimle paylaşmak istediğiniz neler var? Çok teşekkür ederim. Evet hocam, Mesket ismi de Rusların verdiği bir isim. Evet. Bir not olarak ifade edeyim. Bizim yerli düşüncede şu anda vatandaşlık almamış olan ama alacak bir kızımız var şu anda. Ahıska Türk'ü. Bu arada derginizde önümde Yerli Düşünce dergisi. Bu konuları konu edinen aylık bir dergi. Tebrik ediyorum. Çok gerçekten dolu dolu bir dergi. Düşünce hayatımıza katkıda bulunacak. Biz de zaten teşekkür ediyoruz. Evet. Kaleminizde katkıda bulundunuz. Çok güzel bu meseleleri ele alıyorsunuz. Evet. Şimdi kızımız orada. İşte inşallah vatandaşlık da alacak. 17 bin vatandaşlık hakkı verildi. Peyderpey veriliyor. Şu bir hafta falan oldu. 2000 küsürüne evet, verdiler. Oraya yavaş yavaş geleceğiz. Evet. Şimdi kızımız işte bir şey girdi çıktı falan. Bu arada da bu dediğiniz olaylardan dolayı kaçan, Rusya üzerinden bir halükarda Türkiye'ye canını atan, Kırgız vatandaşı ama aslen Özbek olan bir kardeşimizin de vatandaşlık problemi için bize gelmiş, işte destek talep ediyor. Neticede o gidince dedim ki Firuze, dedim, bir merhaba demedin çocuğa. Kimdi ki o, dedi. Dedim ki bu Özbek, dedim. Vay, dedi, bana bir diyeydin, dedi, ben ona sorardım gününü, dedi. Bak, bu kadar etkilemiş. Tabii. Evet. Yani ama çok acı olaylardı. Tabii Rus'un oyunu derdi de işte bu Moskov'un oyunu. Evet. Orada Turan ırklarını Türk'ü Türk'e kırdırma diye işte bunun adına denir. Bizim oradaki yani kalan akrabalarımızdan, o tarafa sürülenlerden aldığımız, bizimkiler oraya gittikleri zaman Özbeklere demişler ki buraya insan yiyenler gelecek. Evet. Tabii. Aslında biliyorsunuz bu Rus imparatorluk doktrininin bir stratejisidir. Çarlık Rusya. Lenin döneminde hafif bir intikaya uğradı bu. Sonra Stalin döneminde evet, yeniden oturdu. Evet. Gürcü ırkçısı. İmparatorluk şeyi devam ediyor. Devam halen da küçük halkları bölerek, evet, evet, etnik grupları birbirine düşürerek, aynen, birbirleriyle öyle balanslayarak, aynen öyle, bir tür egemenliğini sürdürme. Aynen öyle. Kafkasya bunun laboratuvarı bir hayli. Evet. Ve bir anlamda bütün Asya coğrafyasını da yaydılar. Bugün gelen kardeşim diyor ki Kırgız uyruklu, Özbek asıllı. Ne oldu, dedim, bu olaylar nasıl oldu? Anlattığı şeyler, akıl, hayal, tamamen mikro milliyetçilik esasından hareketle, mesela hala daha onları yaşar gibi konuşuyor. Diyor ki bir hafta evvel, diyor, bütün silahlar toplandı. Özbek asıllıların elinden, diyor, silahlar alındı. Kırgızlara verildi ve Kırgızlar bizim evimizi, barkımızı, işte hanemizi yıktı. Aynı dramın bir benzerini Özbekistan'da işte Fergana olayları dediğiniz Ahıska Türklerine uygulanıyor Özbekler, evet, tarafından. Neticede ifade ettiğiniz gibi böl, parçala, yut, işte mikro milliyetçiliği, tabii, tabii, körükle,
onu apayrı. Şimdi bizim Ağızkalılar dönüyor ya mesela, işte dönme çabasındalar. Sayın Başbakan o zaman Dışişleri Bakanı iken bunların şikayetleri şuydu. Tamam biz gidiyoruz da siz Gürcistan hükümetine bu kadar yardım yapıyorsunuz. Adamlar bize bir şart koşuyor. Neymiş o şartları? Yani Avrupa Birliği'nden dolayı mecburlar aslında. Diyorlarmış ki nereden geldi? Kırgızistan'dan. O zaman şeyine Kırgız yazacağız. Bizimki diyormuş ki ya ben Ağızka Türküyüm, ben Türk'üm diyormuş. Olmaz diyormuş. Kırgız yazarsan tamam. Özbek yazarsan tamam. Azeri yazarsan tamam. Ama çok şükür yani bu iletişim arttıkça görüyorum ki bizim oradaki öğrencilerden vesairelerde görüyorum ki artık böyle mikro milliyetçiliğin dışına çıkılmış, İslam'la meclisedilmiş bir millet milliyetçiliği anlayışı var Allah'a şükür. Onları aslında küreselleşmenin en önemli özelliklerinden birisi mikro milliyetçiliklerin yerelleşme eğilimlerinin kuvvetlenmesi. Evet. Aslında bizim İslam dünyasında uygarlık bilincimize, medeniyet dairemize ve bu kuvvetli milli kültürümüze dönük bir tehdit aslında bu. Evet. Bizi küçük küçük etnik gruplar üzerinden tarif ederek ve milliyetçileştirerek aslında makro kültür temelli bir milliyetçiliği, tarih bilincini de böylelikle örseleyip yerle bir ediyorlar. Yaşay. Çünkü küçük küçük grupları kendi kendilerine içinde aynen tahkim öyle eden, evet, büyük güçlerin oyuncağı haline gelen, birbirlerine düşman eden bir algı geliştiriliyor. Strateji bu. Kafkasya'da en dramatik fotoğrafıyla tam 300 yıldır karşımızda. Yaşa. Balkanlar hakeza bugün ya, bile büyük bir ya laboratuvar. Bu siyasetin yürüdüğü laboratuvar. Orta Doğu berbat. İşte gördüğümüz fotoğraflar üzerinden. O bakımdan bütün bu acıları bir arada yeni acılara yol vermemek, bir an evvel tamir etmek bakımından Türkiye'nin son 15 yılda yürüttüğü bu dış politika ve bütünleştirici perspektif hayati önem taşıyor. Yani o kadar önemli ki bu. Bir yandan biraz sonra belki geleceğiz. Çok kuvvetli bir göçmen kabulü var Türkiye'de halen daha. Ağızkalılar mesela şu anda 50 bini geçti rakamlar. Hızla muhtemelen Ağızka Türklerin en çok yaşadığı ülkeler içine girecek yakın zamanda Türkiye. Çünkü halen daha 200 bin civarında Kazakistan'da var. Evet. Rusya Federasyonu'nda 150 bin civarında evet var. Özbekistan'da 20-25 bin civarında, daha fazlaydı ama azaldı. Yakın zamanda Ukrayna'daki iç savaşta büyük bir dramla karşı karşıya kaldılar. Savaşın ortasında kaldılar. Ağızkalılar Türkiye'ye sahip çıktı. İşte demin bir miktar anlattınız. Kars'ta bir şehir bir mahalle kuruluyor. TOKİ'nin önderliğinde işte 3 bin civarında insan yerleştirilecek vesaire. Bir yandan Türkiye bu acıları sarmaya çalışırken bir yandan da bu grupların kendi kaldıkları ülkede var olabilmeleri ve koparıldıkları coğrafyalara yeniden dönmeleri konusunda gayretler sarf ediyor. Aslında Ağızka Türkler arasından düşünüldüğünde en büyük kızıl elma kendi yurtlarına yeniden dönüş. Çok bu bakımdan doğru. Büyük bir sorunla halen daha karşı karşıyalar. Bu sürgünden sonra 70 yıl içinde gittikleri ülkelerdeki sosyal pozisyonları, ekonomik durumları nasıl bir seyir takip etti? Genellikle ekonomik durum, bir, Ağızka Türkleri meslek sahibi insanlar. Evet. Gittikleri her ülkede, değil mi? Zanaatlarıyla bir türde öne çıkıyorlar. Ve bir statü elde ediyorlar. Fakat genel olarak dışlanmayla daha karşı karşıya kaldılar tarihsel olarak. Belki bu Fergana olayları bir anlamda onu ortaya koyuyor. Bir dışlanma sorunuyla da karşı karşıyalar. Bu büyük acılar getirdi. Çünkü 70 yıl az bir zaman değil. Kaç kuşak geçmesi gerekiyor? Acı hatırlana hatırlana, tekrarlana tekrarlana yeni kuşaklara aktarılıyor. Bir de bu tip büyük acılar yaşayan halklarda travma kolay kolay atlatılamıyor. Yani kolay bir şey değil bu. Büyük bir özgüven çöküntüsü, gelecek kaygısı her yeri kuşatıyor. Böyle bakıldığı zaman genel bir değerlendirme yapma durumunda olsak ne diyebiliriz? Kazakistan'da daha durumları daha iyi görünüyor. Tahmin ediyorum devlet başkan yardımcılarından birisi evet. Bir Ağızka Türk'ü. Evet hocam. Hocam ifade ettiniz, çok güzel özetlediniz aslında. İşte bu 70 yıllık yani 1944'te başlayan Ağızka Türklerinin vatanlarından geniş bir kitlenin kopartılarak ve aileler parçalanarak, yani bir kısmını askere almışsınız,
geride kalan kadın, çoluk, çocuk, ihtiyarı da sürgüne göndermişsiniz. Neticede de aileleri parçalamışsınız, bölmüşsünüz. İnsanları yerleştirdiğiniz yerlerde de oradaki insanları onların üzerine kışkırtmışsınız. Bu acılar yaşanarak, işte 89'larda bir patladı, duyduk. Türkiye o günkü şartlar itibariyle çok müdahil olamadı. Ama 92'den sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, hükümetinde ve de milletinde ciddi bir sahip çıkma başladı. O zamandan rahmetli işte Özal'ın destekleriyle vesaireleriyle falan Ağızka Türklerinin meseleleriyle ciddi ilgilenildi. Ağızka Türkleri buyurduğunuz gibi dünyanın hemen hemen her yerinde var işte. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile 20 bin küsüre yakın Ağızka Türk'ü var. Şu anda gelinen noktada ama, yani bu hükümetle birlikte gelinen noktada bizim 89'larda, 92'lerde, işte 94'ten sonra şimdi gelen Ağızka Türklerinin, işte ben Bursa'da vesaire falan, Ardahan'da da işte gittiğim yerlerde de gidiyorum, ziyaretlerine görüyorum. Çok ciddi bir STK, yani sivil toplum kuruluşları marifetiyle örgütlendiklerini görüyorum. Bu çok aslında önemli. Aslında bütün dünyada ciddi bir örgütlenmeye evet. gitmiş durumda Ağızka Türkleri. Evet. Dünya Ağızkalılar Federasyonu Ağızka var. Türkleri Birliği. Evet. İstanbul merkezli bütün dünyada örgütlenmiş ve diğer ülkelerde vatan cemiyetleri şeklinde örgütlenen bir evet. yapıları var. Etkili bir yapı. Değil mi? Evet. İlgili ülkelerde ve Türkiye'de. Tabii, tabii. Bayağı etkili bir yapı. Ve işte bu yani 93 Harbi'nden itibaren gelenleri eğer düşünürsek çok ciddi Ağızka menşeli olan bürokraside, siyasette. Başka bir konuya geçtik. Dönemedik yeniden. 93 son dönemde gelenler hariç 93 Harbi ve arkasında Ağızka'dan Türkiye'ye gelen Ağızka Türkü'nün sayısı muhtemelen nedir sizce? Var mı kabaca bir var, rakam? Var tabii. Kabaca 100 bin olduğu vesaire ifade ediliyor. Bunlar işte dediğim gibi ilk etap yerleşim yerleri Posof ve civarı. Sonra Ardahan ve havalisi. Ondan sonra Oltu, İspir, Yusufeli, işte Bayburt'ta bir kısım. Ta ki Bursa. Bursa'da bile var. Yani İnegöl'de hep bilinen mesela şudur. Ya bu 44 sonrası işte Stalin sürgününden sonra 80'lerde 90'larda gelenler ama ta 93'te var oralarda. Evet. Adana Osmaniye'de var. Bizim de akrabalarımız onlar mesela. Tokat, Niksar, Zile oralarda var. Gelmiş ve dağılmışlar işte o günkü. Erzurum'da mesela çok var yine yakın olması hasabıyla. Çorum'da var. Mesela Çorum'da ciddi bir nüfus var hem de yani. Bu onlar kendilerini 90... Karşı diye biliyorlar da. Evet. Sivas'ta var mesela, kendilerini Karşı görüyorlar. Onların dernekleri falan var mı? Ağızka dernekleri falan. Var tabii. Bu bahsettiğimiz federasyondan hariç. Var ama yani mesela benimle karşı karşıya geldiği zaman söyleyen siyasetimizin, STK'larımızın çok meşhur insanları var. Benimle karşı karşıya gelince söylüyor ama. Ben de 93 muhaciri Ağızkalıyım diyor. Ben işte benim ailem de diyor 93 muhaciri. Evet, ama belki kaç böyle bir faydamız geçmiş. Olmuş. Çok geçmiş tabii. Bakın tabii. ifade ediyorum ya. Mesela bizim lehçemiz gelirim giderim. Ne edirsin? Mesela Ağızkan'ın orijinal şeyi neye değirsin? Mesela Ağızkan'ın orijinalinde ö yoktur. Na'e değirsin. Na. Ne demez. Na'e değirsin. Gibi. Yani böyle çok farklı. Yani farklılaşmış. Ama ben yine de çok Ağızkan'ın şey... Ağızkan'ın kendi içinde de böyle ufak tefek farklar var mıdır? Yerel tabii farklar? Var. Yani Asya derinliklerine olan, İran boylarına olanla Türkiye sınırına yakın olan, yani Ardahan bu tarafa yakın olan şive farklılıkları var. Evet. Şöyle bütün konuşmalarımızdan şu çıkıyor. Aslında sadece Ağızka Türkleri için değil, bütün Balkanlardan, Orta Doğu'dan, hatta Afrika'dan imparatorluk çöküp Türkiye'ye, Anadolu'ya sıkışmaya başladığımızda büyük bir dram yaşadık. Bu göç yaklaşık 100 yıl sürdü. Bir tür imparatorluğun coğrafyasının büzüşmesi diyelim buna, Anadolu'ya. Çok acıydı bu. Büyük acı. Balkan bozgunu sonrasındaki göçler, Kafkasya'dan süren işte 300 yıl süren göçler vesaire. Fakat bütün bunlar bir tarih bilinci yaratması gerekiyor bizde. Çok şükür ki genel hatlarıyla yarattı. Artık bu şeyde,
topraklarda 80 milyon nüfusa sahip. Yaklaşık nüfusun 1/3'ünden daha fazlası son 100 yılda Türkiye'ye göç etmiş göçmenlerin çocuklarından oluşan muazzam bir, artık oldukça bütünleşmiş, imparatorluk ruhunu içinde taşıyan ve milli kimliği özümsemiş bir millet var, değil mi? Evet. Sosyolojik anlamda çok şükür bunu başardık. Fakat bunun kalıcı hale gelmesi ve gelecekte sorun çözme kapasitesini geliştirebilmesi, bu bilincin sanata, edebiyata, sinemaya, romana yansımasıyla mümkün olacak. Hatta tarihe, tarih yazımına. Fakat sanki tarih yapan ve tarih yazamayan bir millet gibiyiz. Ne dersiniz? Yani buradan biraz da belki bizi dinliyorsa TRT Genel Müdürümüze bir atıf yapalım. Yani evet. Niye mesela Kafkasya, özellikle Ağızka merkezli bu göçü ve dramı konu edinen bir dizi olamasın, değil mi? Türk Televizyonu mesela bu şeyle ilgili, Trakya'da Batı Trakya ile alakalı çıkan o Balkanlarla ilgili dizi ne büyük heyecan ve bilinç yarattı, ya, öyle değil mi? Ya. On binlerce insanı Balkanlara şey etti. Hala daha ben mesela tekerleme yani, gibi söylerim. TTOK. Bu dediğiniz mesela eğer böyle bir dizi olsa ya da film olsa İnşallah yapıyor. On binlerce, yüz binlerce insanın bu lehçe farkı dilinde olur. Müthiş gün, bir Ağızka fikrini geliştirebilir. İnşallah. Çok güzel bir şey oldu mesela bizde yine. Kırgız bir kızımız var bizim. Evet. Yüksek lisans yapıyor. Dedi ki şu bir şey neydi, muhteşem yüzyıl. Biz dedi Osmanlı böyle, Türkler böyle, Anadolu böyle diye bizim ihtiyarlarımızı anlatırdık. Sonra sizin bu diziniz çıktı. Biz onların sonra gidince onlar bizim yakamızdan tuttu. Hani dediğiniz Osmanlı bu muydu? Hani dediğiniz evet. Türkler bu muydu? Bak hallerine şunların. Evet. Allah'tan ki şu dirilişi yaptınız. Evet, biraz evet. Kurtardık kendimizi. Gerçekten bir ara verelim. Sohbet evet, çok güzel tabii, gidiyor. Çok devam güzel. Ederiz. Saygılar izleyenler, küçük bir aradan sonra devam edeceğiz. Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu'yla Ağızka meselesini konuşmaya devam ediyoruz. Evet, 90'lara geldik tam. Biraz şey üzerinde durduk. Yani biz tarih yapan ama yazamayan bir milletiz. Tarih de işte tarih yazıcılığının dışında edebiyatla, sanatla, estetik alanlarla inşa oluyor. Ya bu Balkan bozgununu doğru dürüst film yapamadık. Dönüyorum Kafkasya'da 300 yıl yaşadığımız büyük dramın tarihi de hikayesi de yok. Bari dedik bir sahip çıkan olsa da bu Ağızka dramını, bir dizi olsa, film olsa biz de biraz rahatlasak. Bayağı geriyor çünkü bu konu, değil mi? Tabii ki. Yani acılarınız var, dertleriniz var ama bir envantere alamamışsınız. Evet. Acınızı anlatabileceğiniz kimse işte acılar aslında ancak sizin dediğiniz gibi neneniz dizinin dibine oturup dizinin üstüne oturtup sizi bebek çağınızda acısını anlatıyor. Bunu çok daha farklı zeminlerde yayarak bir tarih bilinci haline getirmemiz gerekiyordu. Çok doğru hocam. Ama daha dün bir şey yoktu. Bugün çok şükür sizler varsınız. İşte akademik bir kimliğinizle burada bir program yapıyorsunuz. TRT'ye teşekkür ediyoruz. Bu tip şeyler söz konusu gerçekten muydu? Gerçekten öyle. Yani şimdi TRT Avaz. TRT Avaz başlı başına bir hadise yani, bu anlamda. Tabii. Türkistan dünyasına, akraba coğrafyalarımıza gidiyor. Oraları ayağımıza getiriyor, evimize getiriyor, taşıyor. Evet. Bunlar güzel şeyler. Tabii. Yani yeterli mi? Değil. Şu ana kadar çok sınırlı Ağızkalı Ağızka'ya döndü. Tahmin ediyorum 30-40 evet. aile. Evet. Belki de onlardan bazıları bu programı dinliyorlardır. Tabii mutlaka. Çünkü oralarda bile Allah'a şükür TRT Avaz seyrediliyor. Yayını gidiyor oralara kadar. Hocam şimdi bu Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği, daha doğrusu küresel güçler nezdinde çözülecek hadise bunlar. Asıl olan Ağızka Türklerinin bir tamamı kendi öz yurtlarına geri dönmeli. Asıl olan bu. Tabii. Avrupa Birliği'nin böyle bir şeyi var zaten. Gürcistan bunu yapıyormuş gibi yapıyor. Niye? Çünkü Ermeni diasporası çok güçlü. Oradaki Ermeni yerleşikçiler Ağızka Türklerinin oraya gelmesini asla ve katta istemiyor. Yani bunu izleyenlerle paylaşalım çünkü bunu bilmiyorlardır. Tabii. Ağızka Türkleri Ağızka'dan çıkarıldıktan sonra buraya Ermeniler yerleştirildi. Aynen öyle. Ağızka'da şu anda Ermeni bir nüfus yerleştirilmiş durumda. Evet. Dolayısıyla Ağızkalıların bölgeye dönüşü
Evet. Yeni bir sorun oluşturacak. Evet. Gürcistan hükümetinin bu sorunla mücadele edebilecek gücü yok göründüğü öyle kadarıyla. Diyor. Ekonomik gücüm yok diğer diyor. Diğer taraftan Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerini başlatmak istiyor. Evet. Avrupa Birliği de bu sorunları çöz diyor. Buna evet. benzer sorunları. İşte bunun değil mi? Için. Özeti bu. Bunun için neticede milletin daha ötesi ümmetin 1 milyar 700 bin insanın La ilahe illallah diyen herkesin başı ağrıdığı zaman bizim Ahaskalı demiş ya selam söyleyin demiş Sultanahmet de demiş. Bura gitti de İstanbul'un kilidi gitti. Evet gözü Ankara'da. Ankara'nın kilidini sıkı tutmak lazım. O kilit Ankara'da güçlü olması lazım. Ankara'da hakkını yememek gerekiyor. Yükü çok ağır gerçekten. Mutlaka ama biz büyük bir medeniyetin temsilcisiyiz. Bu bizim bir kaderimiz hocam. Zaten evet. haliniz bilir. Yani Asya'da Oğuz'dan başka millet yok mu orada? Tabii. Nenemin tabiriyle Oğuz'dan başka millet yok mu Oğulcan? Var. Çinlilerin nüfusu bizden çok daha kalabalık. Hintliler çok dayanıklı. Adamlar bir yıl yıkanmıyor hiçbir şey olmuyor. Biz bir hafta su görmeye gölürüz. Biz Bozkır'dayken de böyleymişiz. Niye? İslam'la Oğuz tanışıyor. Bu bir ilahi kader. Bu milletin ilahi kaderi. E peki yani Atilla gelmiş Roma'ya kadar kiliseye atla girmiş. Dönmüş, gitmiş, Hungary kalmış, Bulgar olmuş. Niye peki Alparslan gelip buradan girmiş? Bunlar hep ilahi kader. Bu bizim bir ilahi kaderimiz. Elin adamı da bunu bildiği için zaten Kafkasları temizlemek istiyor. Ön Asya'yı temizlemek istiyor. Ahaska Türk'ünün nüfusundan mı korkuyor? Şeyh Şamil cennet mekan giderken şeye teslim oluyor ya. Moskova'ya giderken git bitmiyor. Diyor ki ben neyle savaşmışım diyor. Devasa şey. Şimdi niye Çerkez'e, işte efendim Tatar'a, işte Ahaska Türk'üne, Abazya'ya, geçen Abazya Dışişleri Bakanı gelmişti. Bak diyorsunuz ki tabii ki çok güç tabii bunlar biliyorum. Bizim de problemlerimiz var zaten rahat bırakmıyorlar ama Abazya Dışişleri Bakanı buraya geldi. Ben eş dost ricasıyla gayri resmi bir şekilde birkaç kişiyle görüştürene kadar inanın ki alnımın derisi derler ya dizime indi. Rica minnet. Ya böyle mi olur? Böyle olmaması lazım. Bu işlerin böyle olmaması zaten lazım. Zaten burada demin dediğimiz süreç yürüyor. Hatırlayın Gürcistan'a karşı Apasya'yı Ruslar ya destekledi. Tam. Sadece Rusya tanıyor Apasya'yı. Diğer tarafta işte Osetya'daki sorunları biliyorsunuz. Evet. Bir iç savaş sonucunda Osetya Gürcistan'dan koparıldı. Diğer tarafta Ahaska bölgesinde şeyler var. Ermeniler var. Ya hocam haklısınız. Porçkalı bölgesinde özel bir durum bizim var. Bizim mecburiyetlerimiz fakat var işte. Gürcistan'ın da durumu çok zor. Ya mutlaka gerçekten zor ama bakın şimdi orayı Ermeni diasporası destekli Ermeni yerleşimciler neticede Gürcistan'ın elini kolunu bağlıyor. Biz neticede Gürcistan'a yardımcı olan bir ülkeyiz. Tabii. Çok ciddi şeyler yaptık, yardımcı olduk. Benim samimi inancım Türkiye-Gürcistan arasındaki ilişkileri dikkat alarak söylüyorum. Bu sorun daha ciddi bir şekilde ele alındığında çözülebilir. Kısmen en azından ya çözülebilir. İnşallah. Yani bakın şimdi Gürcistan'da Cumhurbaşkanı olan adam gitmiş falan yerde vali olmuş. Yani aslında bu işlere biraz da ifade buyurduğunuz gibi yani bu devletlerin, bizim devletimizin veyahut da işte Avrupa Birliği ülkelerinin gerçekten tarihçi bir lobi olmalı. Yani Gürcistan'ın mevcut iddia ettiği topraklarda nüfus oranı nedir? Ne kadar etkindir? Ne kadar Ermeni var orada? İşte ne kadar Oset var? Ne kadar işte Tatar var? Ne kadar Ahaska Türk'ü var? Gürcistan ne olacak yarın? Cumhurbaşkanı olan adam gidiyor bir yerde vali oluyor. Şu açıdan diyorum. Eğer son dönemde Türkiye'nin Gürcistan'a desteği olmasaydı yani Ruslar karşısında Gürcistan çok daha zor bir duruma düşecekti. Yani çünkü Batı desteği, Batı'nın ve Amerika'nın desteği aslında çok uzakta güçlerden bahsettiğimiz için tabii. Türkiye'nin katkısı desteğe kadar kuvvetli bir destek değil. Yani Gürcü yönetim aslında bunun çok farkında. Ama Gürcü yönetim işte şu anda orada Ermeni diasporası beslemeli. Yeni yani Ahaska Türklerin sürgününden sonra yerleşen Ermenilerin tamamen güdümü altında. Yani ne demek şimdi sen eğer tabiatına Azeri yazarsan, Kırgız yazarsan, Özbek yazarsan yerleşebilirsin. Şartı ne demek bu şart? Türk yazarsan yerleşemezsin. Türk kelimesinden neden bu kadar korkulur? Neden bu kadar istenmez? Bunlara iyi bakmak lazım ama aşılıyor. Neticede bunların hepsi aşılıyor. Yani şimdi devletin televizyonu Ahaska Türklerinden bahsediyor. İşte Kafkaslardaki mezalimden bahsediyor.
Bunlar dediğiniz gibi bir bilinç oluşturacak. Neticede o topraklardan gelen insanların nesilleri burada güzel okullarda okuyorlar. Şu anda beni görünce 93 muhaciri olduğunu hatırlayanlar bir gün dönüp neticede rahmetli nenem derdi ki kan çeker oğulcan, kan çekecek diyecek ki Ahıska diye bir yer varmış, bir belde varmış. Burada bizim büyük büyük işte dedelerimiz, nenelerimiz şöyle olmuş, böyle olmuş. Bunları hatırlayacaklar, dönecekler inşallah. Ve tabii ki bütün arzum ve bütün isteğim Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve desteği Ahıska Türklerinin bir tamamının hele 70 yıl evvel yani 44 sürgününden sonrakiler. Hadi 93 harbini geçtik bir tarafa ama 70 yıl evvel 1944 sürgünüyle birlikte perişan edilen o insanların çocuklarının tekrar oralara dönmesi, topraklarına yerleşmesi, vatanlarına sahip olmaları. Bizim mesela Gürcistan'la Ahıska Türkleri oraya gittikleri zaman emin olmalı ki Gürcistan ekonomik, sosyal, kültürel çok ciddi katkıları olacak. Hiçbir tehdit oluşturmayacağı gibi Gürcistan'a büyük bir güç katacaktır. Çok büyük güç katacak. Evet. Ben bana gelen Çin elçisine onu söylemiştim. Biz bu Doğu Türkistan'la aktif siyaset zamanımızda çok uğraşıyoruz. Çin elçisi üşenmedi, çıktı geldi. Sizi de yanlış bilgilendirirler vesaire. Halbuki ben oradan haber alıyorum yani. Tıpkı şu anda Bayır Bucak Türkmenlerinden haber aldığım gibi. Oradan alıyorum haber. Anlattı. Bak dedim. Doğu Türkistan Türkleri sizin dünyayla barışmanızı sağlayacak bir unsur orada. Kavgaya şuna buna gerek olmadan bu insanlarla siz dünyadaki imajınızı değiştirebilirsiniz. Ticaret hacminiz maşallah çok çok kat kat yapabilirsiniz. Sadece onlara evrensel insan haklarından doğan haklarını teslim edeceksiniz. Bu kadar. Fuhuşa zorlamayacaksın. Dinini değiştirtmeye zorlamayacaksın. İbadetini yasaklamayacaksın. Vesaire vesaire. Bir sürü şeyler söyledim. Neticede bize yeşil çay hediye etti. Biz de ona gök bayrakla şey hediye ettik. Al bayrağı gitti. Şimdi Gürcistan'a Ahıska Türkleri yerleşirse bir kere Türk'ün genetik itibariyle hele ki İslam'la buluşmuş Türk'ün çok müthiş insan merkezli bir anlayışı var. Allah'ın yarattığı olarak görüyor her şeyi. Ben eminim ki diaspora tedrisatından geçmiş Ermenilerden çok daha Gürcistan devletine ve hükümetine faydalı olacaklar. Bunlar okumuş, tahsil görmüş, zanaatkar ifade ettiğim ve çalışkan bir Ahıska Türk'ünün amelesiyle bir başkanının amelesini bir 10 dakika seyret anlarsın. Evet. Mesela Adapazarı tarafında bizimkilere kütük sökme işi verirlermiş. Evet. Adapazarlı arkadaşlar anlatır. Sebahatlidir. Bir işi verdin mi? Platon evet. Diyor ya. Adalet nedir? İşini en iyi yapan. Ahıska Türklü adaletlidir. İşini en iyi yapar. Yüksünmez. Kesinlikle. Gerçek bunlar yani. Şimdi buraya gelmeden önce de görüştüm. Evet. Türkiye'ye gelen Ahıska Türklerin önemli bir kısmı Bursa İnegöl'de. Bursa evet. Civarında. Ve çok gayretli, çalışkan evet. İnsanlar. Buraya gelmeden başkanlarıyla da görüştüm Mehmet Bey'le. Orada Ahıska davasını üstlenen, canım. Evet buradan selam verelim. Hasan Bey var bizim yakın arkadaşımız. Anlatır ara sıra bana. Müthiş çalışkan insanlar, evet, müthiş aynen. Güzel insanlar. Yani İnegöl'e gelip İnegöl'ü zenginleştiren çabalarıyla, gayretleriyle, samimiyetleriyle renk getiren, İnegöl'e bir heyecan, enerji getiren insanlar vesaire. Aslında sadece İnegöl'e, Bursa'ya değil, İstanbul'a değil, dünyanın her yerine tabii. Bir çalışma disiplini getiriyor dediğiniz gibi meslek sahibi insanlar. Şimdi öyle. Şimdi yaklaşık aşağı yukarı kabaca bakıldığında dünyada 400-500 bin civarında Ahıska Türk'ü yaşıyor. Şimdi bunların varsayın ki Gürcistan yolu açtı, bir düzenleme yaptı, bir kısmı dönebilecek durumda. En fazla bunların 100-150 bini döner diye düşünüyorum. Bu da Gürcistan'daki dengeleri çok fazla değiştirmez. Ne dersiniz? Yani 44 sürgününde tabii ki yani 200 bine, 180 bine yakın bir aile gitmiş ama neticede kalanlar da olmuş. Sonradan bunlar Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte tekrar bir göç edenler var. Mesela bunlar mutlak ve mutlak dönerler. Yani aşağı yukarı 50-60 bin nüfus dönmek için gerçekten çok istekli. Yani bunu yaptığım araştırmalardan vesairelerden görüyorum, biliyorum. Zaten burada Bursa İnegöl'deki insan
Tabii ki oraya gitmeyecektir. Veyahut da işte ABD'de yerleşmiş, belki de gitmeyecektir. Ama bu cazip hale getirilebilir. Yani Avrupa Birliği şartları, Gürcistan'a işte verdikleri bir takım proje bazında meblağlar var. Bunlar alınabilir mi, alınamaz mı? Tabii bunu bilmiyorum ama Türkiye'nin destekleri ciddi olabilir ve bu insanlar, oraya dönen insanlar neticede dilleriyle bir katkıda bulunurlar. Bunlar birkaç dili biliyor. Yani tabii, mesela bizim tabii, bürodaki tabii. kızımız tabii. daha kaç yaşında çocuk? Rusça biliyor. Özbekçe biliyor. Çünkü önce Özbekistan'daymış. Sonra Azerbaycan'a gelmiş. Daha evvel zaten Rusça mecburi bir dil olduğu için okullarda biliyor. Rusçayı biliyor. Özbekçeyi biliyor. Azerice biliyor. Türkçe biliyor. Benden iyi Türkçe konuşuyor zaten. Evet. Çok doğru diyorsunuz. Türkiye'de göçler devam ediyor halen daha. Yani durmuş tabii. değil Türkiye'ye dönük değil. Göçler. Hocam demin Türkiye'de ne sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar askerler? Size gelen bilgiler, değerlendirmeler tabii, ne yönde? Tabii şimdi bunlar mesela bizim kız mesela şimdi vatandaşlık alma sırasında Azerbaycan'a gidecek bir tane belge alacak. Bunların ortadan kaldırılması lazım. Yani bu kağıt evrak vesaire falan. Şimdi Suriye'den gelen kardeşlerimize şöyle bir şey yaptık. Adını söylüyor, soyadını söylüyor, nereden geldiğini söylüyor, bitti. Bizimkileri yani bu işte Ağızka veyahut da Özbekistan veyahut da işte başka diyelim ki Kırım vesaire falan. Yani Türk-İslam dünyasından, akraba topluluklardan gelen insanları, hatta Afrika'dan işte bizde o Somalili kızlarımız var, o şey Sudanlı çocuklarımız var. Yani bunlara beyan esaslı aslında bir şey getirilirse, ya tabii ki uluslararası terör vesaire falan fişman bunlarla ilgili bir takım tedbirler alınabilir ama yani bugünkü mesela Kırgız uyruklu Özbek çocuk. Ya karısı ve çocukları Antalya'da. Kendisi hasta. Ortada kaçak dolaşıyor. İşte yakalamışlar 3 gün nezarette yatmış. Bir yardım kuruluşu işte gitmiş sahip çıkmış. Sonra bizim çocuklara haber verilmiş. Bizim çocuklar gitti aldı geldiler. Ya böyle bir drama gerek yok. Adam zaten bir dram yaşıyor. Yani. Tabii. Ama tabii kimse demiyor ki işi de gidecek bilmem kimlerin de elini kolunu sallaya sallaya gelsin, geçip gittiği burada yer olsun. Burada zorluklardan birisi şu. Yani çok başarılı son dönemde kurduğumuz Soğuk Savaş dönemi sonrasında kurduğumuz kurumlarımız var. Bunların evet. başında TİKA yer Hı-hı. alıyor. İşte AFAD, akraba topluluklar. Geçen bunların faaliyetleriyle ilgili geçen hafta Numan Kurtulmuş da Sayın Başbakan Yardımcısıyla bir program yaptık. Uzun uzun anlattı TİKA'nın faaliyetlerini. Ben de yakından takip ediyorum. Fakat bu tip kuruluşlar artık TİKA'nın yanında pek çok sivil toplum örgütü devreye girdi. Bir sürü güzel işler yapılıyor Afrika'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkasya'da, Asya'da. Fakat halen daha bu misyonu dolduracak moral değerler açısından bu davanın götürülmesine hazır ve donanım açısından yeterli insan kaynağına sahip değiliz gibi görünüyor. Ne dersiniz? Mesele hocam. Ya Ağızka davasını, Ağızka meselesini Türkiye'de dört başı mamur bilen kaç adam var? Evet. İlgi duyan kaç adam var? Oysa ki bu bir mesele ve birilerinin yönetmesi gerekiyor, değil mi? Evet. Bu sadece Dışişleri Bakanlığı'nın, devlet içinde bazı birimlerin, istihbaratın falan yöneteceği bir mesele değil. Çok daha geniş bir alanda toparlanması gereken bir bilincin harekete geçirilmesi gereken bir konu. Bu konularda biraz eksik kaldık gibi geliyor. Ne dersiniz? Çok teşekkür ederim. Derdinize bahsettim evet. herhalde değil çok, mi? Çok net bir parmak bastınız. Evet. Benim bu bürokrasiyle alakalı öteden berli bir iddiam var. Adamını bulunca, ömründe oluncaya kadar bürokrasi olur mu? Bürokrasi siyasette gelip siyasette gitmeli. O evet. anlayışı yansıtmalı, o anlayışta da çekip gitmeli. Sayın Başbakan Yardımcımıza bizim de çok kıymet verdiğimiz, sevdiğimiz bir insan. Biz de ziyaret talebimiz olmuştu sağ olsunlar. Kabul ettiler. Biz de konuştuk. Bu meselelere konuştuk. Ama mesele şudur. Mustafa Cemiloğlu'yla rahmetli Muhsin Bey bir karşılaşmamızda dedi ki aga dedi bak dedi bu ilk nezareti dedi senin yüzünden dedi. Bir yere varacağım onun için söylüyorum. Evet doğru. 75-76'lı yıllar biz liseliyiz. Bir şablon yapılmış o zaman. Mustafa Cemiloğlu o zaman tutsak. Sovyet, Rusya. Bir şablonu var Mustafa Cemiloğlu'nun. Baba yiğit, yuvarlak yüzlü, üç numara saçlı. Zaten haliniz de hatırlar belki. Onu koyuyoruz bir duvara. Esir milletlere özgürlük He. afişinin He. üstünde değil mi? Buradan Mustafa böyle Kırım Cemiloğlu. Tutuyor. Evet. Müthiş bir hilal bıyık.
Tak hemen iki fırça atıyoruz. Duvarın üstünde altına Cemiloğlu'na özgürlük yazıyoruz. Biz kaptırmışız kendimizi. Arkadan biri el vurdu. Dedim ki bir saniye ya, bitiyor dedim. Ben şimdi seni bitireceğim dedi. İlk Demirlibahçe ile öyle tanıştık. Şimdi ifade ettiğiniz gibi hocam. Hani derler ya, bu kanunların bir lafzı vardır, bir de hıfzı vardır. Tabii. Bu işlerin bir de hıfzında olan adamlarla tabii olması canım, lazım bu. Yani bunları kim götürüyor? Ne kadar yetkinler? Türk dünyası, İslam dünyası. Ne kadar dünyası. Bu meseleye bir memur evet. gözüyle değil, yaşayın. Bir mesele idealist bu. İnsan gözüyle mesele bakıyor. Mesele bu. Bir an evvel bunu yapmamız lazım. Allah'a hamdolsun çok ciddi imkanlarımız var. Yani ben Kosova'ya gittiğim zaman işte orada gördüğüm manzara, hani derler ya, ben sevmem pek öyle şeyleri de, ya bir Türk gerçekten dünyaya bedelmiş falan diyesi geliyor insanın oralarda. Yani orada gördüğüm Türkiye'nin gücünü, devletin ne demek olduğunu, işte devletimizin büyüklüğünü. Değil mi? Pakistan'a gidiyorsun, işte başbakanımızın adını dilden düşürtmüyorlar. İşte Beyrut sokaklarında iki tane laf var. Murat Alemdar, bu bir dizinin şeyine. Murat Alemdar. Ona Murat diyorlar orada. Evet. Bir de Erdoğan. bunlar vaka. Evet, evet. İşte keşke bu imkanlar, bu ruhu taşıyan insanlarla. Ya bürokrasi bir insanların nevi şahsına münhasır değildir ki. Hele böyle hassas ve özel şeyler. Yani Türk dünyasına, İslam dünyasına böyle bir mefküresi, böyle bir ülküsü olan insanları koyarsan o mesai falan anlamaz. Evet. Yani biz şimdi Cemiloğlu'nu görünce dedim Allah Allah. Tabii bizim hayallerimiz başka. Şimdi benim Tatar meselesi, Tatar sürgünü, işte Kırım Türkleri sürgünü, Ahaska Türkleri sürgünü. Ben Ahaskalı olduğum için burnumun kemiği sızlamıyor. Benim hayallerim Zeynep Hanlarova'nın kapısından nöbet beklemek için birbirimizi ittirip kalktırıyorduk arkadaşlarımızla. Zeynep Hanım neticede bir sanatçı. Ama ya biz şimdi esir Türkler, Türk dünyası falan böyle hayalleri olan bir genciz. Ve oradan, o esir dediğimiz yerden bir sanatçı gelmiş. Şimdi geçenlerde bana Türkistan'ın en son cumhurbaşkanının oğlu geldi. Allah razı olsun, ziyaretimizde bu Kutluhan Bey geldi. O anlatıyor. Onlar da bizim Nesrin Sipahi'ye aynısını yapmışlar. Nesrin Sipahi oraya gitmiş. Diyor ki ne söylerse söylesin diyor. Bir şey bilmiyor, anlamıyoruz ama diyor. Hurra diyor, alkışlıyoruz diyor. Böyle bir şey. Evet. Şimdi bu ruhu, bu inancı taşıyan arkadaşlarımızdan bu kadroları teşekkür ettirmek lazım. Yani ben bunu söylerken mevcut bürokratlar hani şudur budur eksiktir vesairedir falan yok, demiyorum. Onlarda çok ama başarılı neticede, bürokratlar var. Evet, yani çok güzel işler yapıyorlar mutlaka, burada. Tabii teşekkür etmek nokta, gerekiyor tabii onları. Ki, gelen tabii nokta ki, tabii büyük çapta onların sayesinde hiç kuşku yani yok. Bugün Ahmet Yesevi Üniversitesi var vesaire falan pişman çok tabii. şeyler var. Ama ben yine de diyorum ki bu tip yerlere seçilecek, bu tip yerlerde görevlendirilecek arkadaşlarımız lafzıyla hıfzı uygun olsun. Evet. O ruhu taşısın. Devlet memuru gibi görmesin süre kendini. Süre dolmak üzere. Evet. Fakat Ahaska Türklerinin Türkiye'de yaşadığı, Türkiye'ye gelen Ahaska Türklerinin bazı sorunları var. Var. İşte vatandaşlık birisiydi. Çözülüyor büyük çapta. 17 bin Ahaska Türk'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyor. Bir hafta oluyor. Evvel. Evet. Dışişleri evet. Bakanlığı'nın net açıklaması bir kısmı oldu. 2000 küsürüne ve olacak. Verdiler. Evet. Bu çok büyük bir memnuniyet yaratmış evet. durumda. Fakat sağlık alanı, sağlıkta çok büyük sorunları var. Bunu Doğru. dile getirmezsen bana Doğru. kızacaklar. Doğru. Çok büyük borçlar oluşmuş durumda. Hı-hı. İşte Türkiye'ye yerleşip hayat kurmaya çalışıyorlar. Çok zor şartlarda. Geçen tahmin ediyorum Sağlık Bakanımızla görüşmüşler. Durumu kendileriyle paylaşmışlar ama ya bu konuda da bir yardıma ihtiyaçları var. Buradan bizi dinleyenlerle paylaşalım sorunu. Çok mühim bir sorun çünkü halen daha. Sağlık sorunu. Bir yandan Türkiye'de sağlık devrimi yaptık diye övünüyoruz ki haklı bir övünç bence bu. Tabii. Gerçekten büyük bir sınıf atladı Türkiye sağlıkta. Bir yandan büyük acılarla Türkiye'ye gelmiş ve Türkiye'yi yüreğinin ülkesi olarak, ana vatan olarak gören insanların sizin dediğiniz bu bürokratik işlemlerde bu tip sağlık sorunu başta olmak üzere bu alanlarda büyük zorluklarla karşı karşıya kalmaları üzülecek bir şey. Yani bir sürü iş yapılıyor. Yani bunu dört başı mamur yapmak gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederim. O kadar güzel bir sohbet oldu Biz ki. Biz teşekkür ederiz. Ara sıra bir araya gelelim. Olsun. Çok teşekkür Biraz ederim. Biraz da başka konular konuşalım. Çok teşekkür İnşallah. Ediyorum. Sağ olun hocam. Saygılar izleyenler. Sağ bugün Ahıska dramını konuştuk.
Umuyorum yararlı olmuştur. İyi akşamlar.